Öncelikle büyük bir başarıyla döndük bu şampiyondan. Dünya birincisi ve ikincisi olduk İbrahim kardeşimle birlikte. Bunun için çok gururluyuz, çok mutluyuz. Türk milletine böyle bir başarıyı tarihte ilk defa yaşatmanın mutluluğu içindeyiz. Umarım bu başarı son olmayacak. İnanıyorum ki daha büyük başarıları da imza atacağız. Önümüzde olimpiyatlar var. Tokyo 2020'ye de bu başarılarla birlikte kota aldık. Bu madalyalarla birlikte. Tokyo 2020 olimpiyat oyunlarında ülkemizi en iyi şekilde temsil edip yine İstiklal Marşımızı okutacağımızdan, bayrağımızı dalgalandıracağımızdan eminim. İbrahim Çolak 5 yaşından beri bizim sporcumuz. Ahmet Önder 7-8 yaşından beri bizim sporcumuz. İbrahim 1902 bir jimnastik geçmişi var. İlk hocasıyım ve hala 19 yıldır beraber çalışıyoruz. Ahmet de keza öyle. İbrahim 24 yaşında, Ahmet 23 yaşında, henüz gençler. Bu da performans boyutunda baktığımızda en ideal yaş aralığı. Burada dünya şampiyonasına gitmeden önce tabii ki çok öncesine gitmek istemiyorum. Bu yıl çok hazırlık kampları geçirdik. Bizim genel müdürlüğümüzün, bakanlığımızın, federasyonumuzun desteğiyle yaptığımız yurt içinde ve yurt dışındaki kamplarımız çok verimli geçti. Bu hazırlık sürecinde çok iyi hazırlandık. Buradaki hedefimiz tabii ki takım olarak gitmekti ama takımda 4 sporcu kota alacaktı takım olarak gitseydik. Bu da güzel bir başarı çünkü 3 sporcu direkt kota aldı. Ve ikisi madalyadan aldı. Dünya jimnastik tarihinde ilk defa bir madalya alıyoruz ve birinin rengi altın, birinin rengi gümüş. İnanılmaz derecede gurur verici bir olay. Ben 5 yaşında jimnastik sporuna başladım ve amcam Erkan Çolak'ın sayesinde ailem beni jimnastik sporuyla tanıştırdı. Şavkar Jimnastik Spor Kulübü'nde bu spora başladım ve 19 yıldır hala aynı kulübün sporcusuyum. Aynı zamanda antrenörüm de 19 yıldır çalıştığım antrenörüm. Yani bu çok farklı bir duygu. Biz birbirimizi ailemizden daha çok tanıyoruz. Yani biz bir aile gibi olduk zaten. Yani beni annem babamdan daha çok tanıyordur diyebilirim. O yüzden bu başarıda onun çok büyük emeği var. Yani hep birlikte başardık biz bunları. Beraber çalıştık. Hep beraber ağladık, beraber güldük. Yeri geldi ailelerimizden ayrı kaldık. Yani bu fedakarlıkları yapmak zorundaydık. Çünkü hedeflerimiz var. O da inanıyor, ben de çok inanıyorum. Birbirimize inanıyoruz ve bu zamana kadar onunla birlikte başardığımız çok olaylar oldu. Çok güzel dereceler aldık, çok güzel anlar yaşadık. Ama şu anda hani
bu aldığımız derece hani hem benim hem de Türk jimnastik tarihinde bir ilk oldu. Hani hem kariyerim açısından hem de jimnastik tarihi açısından ilk oldu ve ilk madalyanın da altın olması ayrı bir gurur oldu tabii ki. Aynı zamanda bu madalyayı aldıktan sonra Tokyo 2020 olimpiyatlarına katılmaya da hak kazandım. Yani birden çok mutluluğu aynı anda yaşıyorum diyebilirim. Bu yılda bir sürü sakatlık yaşadım tekrardan. Omzumda, dizimde, ayak bileğimde, belimde. Yani bu sakatlıklardan dolayı bu yıl benim için çok kötü gidiyordu. Bu yaz mevsiminden itibaren işte üniversiyat oyunlarında ikinci oldum halk aletinde. İlk madalyam oradaydı. Ondan sonra Mersin Challenge Cup oldu yaklaşık 1-1,5 ay önce. Orada da halk aletinde yine birinci olmuştum. Ve bu madalya oldu. Yani bu olduktan sonra zaten o sakatlıklarım, çektiğim o bütün acılar, işte zorluklar hepsi yani iyi ki de onları yaşamışım dedim yani. Eğer onları yaşamasaydım belki de yani bu başarılar olmazdı. Tabii ilk oluyor yani Cumhurbaşkanı'nın bizi araması. Yani şöyle bir şeydi, tabii ki çok sevindim Cumhurbaşkanı'nın aramasına. Ama beni orada sıkıştırıyorlardı çünkü ödül törenine çıkmamız gerekiyor. Hadi gel diyorlar. Ben telefonda Hamza Yerlikaya ile konuşuyorum. Diyor seni şimdi Sayın Cumhurbaşkanımıza bağlayacağım, işte hatta kal falan. Tamam diyorum, hani konuşmak da istiyorum zaten, bırakamam. Ama buradan da beni çağırıyorlar böyle, hani gitmemiz gerekiyor falan. Sadece 2 dakika dedim, bekledim. O 2 dakikada da konuşabildim yani, çok mutlu oldum gerçekten aramasına. Yani bu bir sporcu için çok güzel bir şey, onu motive eden bir şey. Takipçi sayım da çok artmaya başladı. Hepsine çok teşekkür ediyorum. Ünlüler, sanatçılar, herkes paylaşmaya başladı beni. Bu çok güzel bir duygu tabii ki. Adının literatürde olması, bir harekette isim vermek. Yani sen ömrünü bu işe harcıyorsun, bütün hayatını bu işe harcıyorsun. Ve bu işin içindeki bir harekette senin ismini veriliyor. Dünyaca bu hareket böyle biliniyor. Bu çok güzel bir şey. Yani o hep orada kalacak yani. Bence yani çok güzel ve ben de bu yüzden çok mutlu ve gururlu oldum gerçekten. Tokyo'daki hedefim buradaki başarımı oraya taşıyabilmek. Tabii ki bu kolay olmayacak. Ama avantajlı bir şekilde oraya gidiyorum şu anda. Son dünya şampiyonu olarak olimpiyatlara gidiyorum. Yani bu çok güzel bir şey. Yani orada beni anons ederken işte 2019 yılı dünya şampiyonu diye anons edecekler ve bu çok küçük ya da büyük bile olsa her şekilde bana bir katkısı olacak. Tabii ki ben çalışmayı bırakmayacağım. Şu anda biraz dinlenmem gerekiyor. Ama ondan sonra hemen sıkı ve düzenli çalışmaya başlarsam yaklaşık 8 ay sonraki olimpiyatlarda çok iyi bir performans sergileyeceğime inanıyorum. Bu zaten son dünya şampiyonu madalyam. Bu geçen yıl Avrupa Şampiyonası'nda kazandığım gümüş madalya. Yani bundan sonraki en büyük madalyam bu. Bundan 2017 yılında yapılan İslam Oyunları madalyası. Yani gerçekten çok güzel ve ağır bir madalya. Dünya kupaları, Dünya Challenge Cup, World Challenge Cup yarışmaları. Bir kere bizim için çok büyük bir gurur oğlumuzun buralara gelmesi. Biz İbrahim'le böyle eskiden videolara falan bakardık, olimpiyat şampiyonlarının videolarına. Acaba ben buralara gelir miyim, acaba bunları yapabilir miyim diyordu. Bizim için bir hayaldi. Hayali gerçek oldu oğlumuzun. Yani bizim buralara gelmemizi tabii ki tek başına olan bir şey değil. Bunu çok destekleyenlerden, elinden tutup buralara getirenler, hocalarından çok teşekkür ediyoruz. Oğlumuzun bu yapmış olduğu başarıdan dolayı bizi çok gururlandırdı. Yani kolay bir başarı değil tabii. Yani 19 yıllık bir emeğin karşılığı. Yani bu gururla herkese inşallah Allah böyle bir gururu yaşatır. Teşekkür ederim.